Merhabalar gençler. Bilişim teknolojilerinin temelleri dersimiz olacak bugün. 2 saat olacak. Evet hocam. Hatta pardon, 1 saat programlama temelleri yapabiliriz. Duruma göre bakacağız. 15 kişiyiz. Gayet güzel katılım var. Dün dersimiz var mıydı sizinle? Vardı galiba hocam. Vardı, peki. Bu sınavların ertelenmesiyle ilgili konuştuk mu? Evet hocam. Konuştuk hocam. Peki bunu bir daha ben dile getirmek istiyorum. Sınavlar iptal değil sevgili gençler. Ertelendi. Bunu lütfen yanlış anlamayın. Twitter Ziya Selçuk diyelim. Hocam ekranınızı açıklayın. Ekranı Aynen açıklayın hocam, şimdi sizlerle. göremiyoruz. Ne zaman olacak? İkinci dönem. Muhtemelen ikinci dönemin başında olacak. Tam tarihi yok, hayır. Ziya Selçuk hesabını takip edin. Şurada bir bakalım şuraya. Şu, evet. Şurada altını çizmek istediğim bir nokta var. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notları ise ikinci dönem yapılacaktır diyor. İkinci dönemde yapılacak olan yüz yüze sınavlarda belli olacaktır. Yani sınavlar yapılacak diyor, ancak tarihi değişti diyor. Lütfen buna dikkat edin. Sınavlar yapılacağı için de bu EBA'daki içeriği takip edin. Pekala, gelelim şöyle. Uğurtan, mikrofonun çok mu sesi açık, çok mu yakın? Hocam herhalde. Nefes alıyor hocam. Yani her nefes alışın geliyor bize. Özür dilerim hocam. Mikrofonu mu yuttun, ne yaptın yavrum? Hocam yok ya, sıkıldım, belki ondandır ve çok. O ses Mikrofon nereden yakın çıktı? biraz. Pekala. Şimdi Uğurtan biraz... Evet, hepiniz sıkıldınız. Farkındayım. Ama hafta sonu sokağa çıkmak da yasak. Maalesef yapacak bir şey yok şu anda. Hocam Sıkılmaktan yasak başka. diye de öğlen vakti bize ders kitlemişler. 7 tane. Kaç tane? 7 tane hocam. Peki ben Sabah sana o zaman işte söyleyeyim. başlıyor. Hocam Moralin biliyorum, sınıf düzelsin. sabah başlıyor. Şimdi Uğurtancığım, sana bir şey söyleyeceğim. Moralin düzelsin diye söylüyorum bunu. Senin kaç saatin vardı bugün? 7 hocam, sınıf sabahtan başlayabiliyorum. Benim de Geçen sefer söylemiştiniz. sabahtan başlıyor akşama kadar. 11 Hocam saat. siz de haklısınız. Siz de Hocam haklısınız hocam. Ben bir şey sanki demiyorum yani. ya. Yo, ben bir şey demiyorum. Moral bul diyorum sadece. Beterin beteri var. Haklısınız. Hocam hafta sonu nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Hafta sonu mu? O ne demek hafta sonu? Nasıl oluyor hafta sonu? Hocam Öyle bir şey yok cumartesi. kardeşim. İnsanların dinlendiği, değil mi? Ailesine, sevdiklerine zaman ayırdığı günlerden bahsediyorsun. Evet hocam. İşte bir gün Burada öyle bir şey yok. tekrar kavuşuruz o günlere inşallah. En çok da bir öğretmen olarak ben Hocam. diliyorum bunları. Ve bu dilek temayı kısmından sonra bilişim teknolojisinin temelleri iç donanımlar bitmiş miydi? Yoksa devam mı ediyorduk? Bitirdik hocam. Hocam. İşte bu soruların cevabını hemen Bitirdik hocam. YouTube'dan alıyoruz. Hocam galiba soru çözecektik. Böyle hatırlıyorum ben. Bir bakalım. Videolarınız kısmında. Bu arada videolarınıza yeni kapak tasarımları yaptım. 9'lara. Onlar için de şu kapağı kullanacağım. 10 bilişim teknolojilerin temelleri. Ekran kartları çıktı karşımıza. 10 bilişim teknolojisi temelidir. 12 tane video varmış.
Neredeymiş bakalım sevgili gençler, şurada. Ekran kartı demişiz. Ekran kartı, evet. Bu video kapaklarını da oluşturdum ki belli olsun kimin videosu diye. Hocam ödevlere not verdiniz mi? Not vermedim henüz. Onları hep beraber bakacağım. Ekran kartını anlatmışız. Gelelim modülümüze. Şöyle arayalım, ekran kartı diyelim. Götürsün bizi oraya. Fazla mı gittik? Yok, fazla gitmedik. İşlemcilere geçtik. Bellekleri geçtik. Donanım kartlarındayız. Kasaları geçtik. Disk sürücülerini geçtik. Bayağı geçmişiz. Modülün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet hocam, az kaldı. A gayret. Geldik, ekran kartlarını da anlattık size. Ses kartına gelmişiz. Evet. Sevgili gençler. Ekran kartını montajını anlattım, hatırlıyorum en son. Evet. Geldik ses kartı durağına. Ses kartı bilgisayardaki dijital bilgilerin, yani işlemcideki dijital bilgilerin hoparlöre iletilmesini sağlayan bir dönüşümdür. Analog dönüşümdür aslında. Şuraya bir bakalım. Ses kartı sayısal olarak tutulan ses bilgilerin analog ses sinyallerini, aynı zamanda da analog ses sinyallerini sayısala dönüştürmektedir. Hoparlörden alınan ses dijital bilginin analog sinyale dönüşmüş şeklidir. Mikrofondan bilgisayara kaydedilen ses de analog sinyalin dijital ses bilgisine dönüşmüş şeklidir. Yani iki yönlü çalışır. Mikrofondan aldığı sesi dijitale çevirir. Bilgisayardaki işte MP3'leri, dijital ortamda olanları da hoparlörün anlayacağı analog şekli çevirir. Bir dönüştürücüdür esasında ses kartı. Ses kartları günümüzde onboard olur. Tümleşiktir, ancak bu ses kartı bana yetmiyor, bu ne kadar da dandik bir kartmış derseniz biraz paraya kıyıp ses kartı alabilirsiniz. Ses kartını iptal etmek için, yani yeni alacağınız ses kartı birinci ses kartı olsun isterseniz, onboard olduğu için bunu BIOS'tan iptal etmeniz lazım. Yani enable disable kısmına gidip devre dışı pasif yapmanız lazım. Aynı şey Ethernet kartı için de vardır, ses kartı için de vardır, ekran kartı için de vardır. Onboard olanların hepsini BIOS'tan açıp kapatabilirsiniz. Ses kartının yapısı ve çalışması. Ses kartının bileşenlerine şöyle bir göz atalım. İsimlerini saysak yeterli. DSP Digital Signal Processor, yani dijital sinyal işleyicisidir. Kartın ses üreticisidir. FM Wavetable Synthesizer, ses kartından gelen dijital bir sesi eşdeğer MIDI sesine dönüştürür. MIDI nedir? Duyan bilen var mı MIDI? Anlamadım hocam. MIDI. MIDI. Ben ne görüyorum? MIDI sizin jenerasyona yetişmedi. Telefonlar ilk çıktığında normal tek tonda çalıyordu. Sonra midiler çıktı. Sonra polifonik oldu. Sonra da gerçek sesler çıktı. Yani şu anda mesela sevdiğiniz bir sanatçının MP3'ünü ya da ses kaydını ya da işte parçasını diyelim kısaca telefonlarınıza telefon sesi olarak ayarlayabiliyorsunuz değil mi? Evet hocam. Eskiden böyle gelişmiş sesler ayarlanamıyordu. Böyle piyano sesleri gibi işte değişik sesler çıkıyordu. Onlardan bir tanesi mesela bir tane MIDI. Yok, bu değil. Bu değil. Bir ses dosyasıdır yani MIDI aslında. Bu da değil. MIT uzantılı sesler. Şuradan bulmaya çalışayım ben size MIDI.
Yine reklam geldi. Google'da çok fazla reklam çıkıyor artık. İki tane peş peşe çıkıyor. Bakın buradaki sesler gibi. Burada bu şekilde arka planda çalan sesler gibi midiler vardı. Biz onları kullanırdık. Evet, premium aldırmaya çalışıyorlar. Aynen öyle. Ya diyor reklamları izleyip para kazanacaksın ya da parayı sen vereceksin diyor Google. YouTube pardon. Gerçi ikisi aynı firma. DAC ADC analog sinyalleri dijitale çevirerek ses kartının bunları işletmesini sağlar. Ayrıca dijital ses bilgilerinin çıkışta analog sinyalleri çevirir. Yani tam tersine de dönüştürüyor. CD Audio Connection diye bir bölüm var. CD'nin üzerindeki sesleri almak için. SPDIF ise PDIF üreticiler tarafından geliştiren bu ara birim CD Player, DAT gibi. Bunlar eski teknolojiler. Yani TAD bağlantı yapmak için TAT, mikrofon bağlantısı, AUX. Bunlar da çeşitli kartların, işte TV kartı, radyo kartı, MP kartı gibi kartların bağlanmasını sağlıyordu. Şimdi şuraya odaklanalım. Bakın şunun Ork mu bu? Ne bu? Midi mi? Şunun ismi neydi çocuklar? Hocam Ork galiba. Ork değil mi? İşte Ork gibi bir şeyi bağlamak için çocuklar şunu buyurun hocam. Yazmayın kendi aranızda. Ben bir şey soruyorsunuz diye dersi kesip bakıyorum oraya. Aranızdaki lütfen esprileri yazmayın oraya. Şunu bağlamak için kullanıyormuş. Bakın joystick bağlamak için de kullanılıyormuş. Şunlar da bakın eğer böyle kaliteli işte 4+1, 5+1, 7+1 her neyse işte yani iki tane hoparlörden fazla hoparlörü olan bir ses sisteminiz varsa bu ikisine işte güçlendirici ve destek olan ikisine ihtiyacınız var. Bunun dışında şey yapmak için bu arada bunları yanlış bağlamışlar sanki. Şu mavi olan hoparlör oluyor genelde. Yok pardon. Yeşil mi oluyor? Yeşil hoparlör. Ama burada karışmayan bir şey var. Pembe mikrofon. Bu da işte ses girişi yapmak için kullanılır. Şöyle geri dönelim. Line out çıkış. Mavi de line in girişmiş. Öyle anlatmış. Rear out var. Turuncu destek çıkışı. Bir de joystick midi var şurada. Şu ikisi rear out. Bakın şu ikisi. Siyah ve şey. Peki. Şimdi burada ses kartı nasıl çalışır bunu anlatmış. Bilgisayardaki ses verilerini dinlemek için dijital ses verilerinin depolama aygıtlarına okunur. Mikro işlemciye aktarılır ve ses kartındaki DSP'ye iletilir. DSP veriyi çözer. Çözülmüş ses kartı dijital analog çevirici tarafından analog ses sinyallerine dönüştürülür ve ses kartına gönderilir. Burada bilmeniz gereken temel şey şu. Bilgisayarda dijital olan veriler ses kartı tarafından analog formata çevrilir, hoparlöre gönderilir. Hoparlör ses çıkışının yapacağı ne diyelim bağlantı yeri, cihaz diyelim. Bu dijitalden değil analogdan anlıyor, analog sinyalden anlıyor. O yüzden çevirmek zorunda. Ses kartının çeşitleri. Şimdi sevgili gençler şu ikisi çöp. İsa artık bulursanız helal olsun. Yani bulursanız para vermeleri lazım size. İsa ses kartı. Müzeden falan herhalde bulabilirsiniz. İsa'yı da yine aynı şekilde. Bizim jenerasyonda vardı. İşte bizden önce İsa kullanıyorlardı. Şimdi artık PCIe var. PCIe-X formatları daha popüler. Zaten birçoğu da onboard geliyor. Geldik ses kartının montajına. Ses kartı olsun, ekran kartı olsun, başka bir kart olsun. Hepsinde dikkat edeceğiniz en önemli temel nokta elektrostatik kavramı. Bilgisayarınızın öncelikle tabii ki fişini çekmiş olacaksınız. Daha sonra işte elektrostatik boşalmayı sağlayacak bir antistatik bileklik olur. Antistatik eldiven olur. Ya da işte ellerinizi toprağa falan dokunursanız topraklamayı o şekilde de yapabilirsiniz.
Evet, kalorifer de olabilir. Toprağa giden bağlantı olduğunu varsayarsak. Bir de bunun torbaları falan da var. Elektrostatik torbalar var. Ses kartı ile ilgili ufak bir araştırma yapalım. Bugünün ses kartları nelermiş mesela, ses kartı? Bilmem Ses Tascam kartı falan. diyelim. Ses kartı fiyatlarına bakalım. Ses kartını harici almak isteyenler genelde bilgisayarda ses işleme ihtiyacı duyan kişilerdir. İşte televizyon, radyo işiyle uğraşanlar ya da işte müzik yapımcılığı yapıyordur, ses kaydı yapıyordur. ...3.900 liraya bakın, 4.000, 5.000 liraya ses kartı var, görüyor musunuz? ...2.700 lira. Hocam, Efendim. bizim burada hocam 25 liraya var. Ha, şundan hocam. 3D sound diyor. O 25 lira. Hangisi? Şu Bu. sağdaki mavi olan hocam. Yok, bu ses kartı mı? Evet hocam. Hocam 1 lira Bu kazıklanmışlar. dönüştürücü. Ha, dönüştürücü mü hocam? Hı. Onun şeye şuradaki girişe Bu takıyorsunuz hocam. dönüştürücü ses kartı değil bu. Yani ses kartından gelenleri işte bilgisayara dönüştürmek için kullanılıyor. Bunlar da yine dönüştürücü. Ama bir nevi de sesi çevirdiği için ses kartı olarak da algılanabilir tabii ki. Bakın mesela şu da. Yani bunlar esasında ses kartı değil ama USB'ye dönüştürdüğü için, ses çıkmasını sağladığı için ses kartı olarak algılanabilir. Hocam Semih çete yazmış. Ne yazmış Semih? Bakalım. Evet. İşte dönüştürücü, yani mikrofon ses kartı olmasa da ses kartını USB ile dönüştürmek için ses kartını, yani dönüştürme işlemini yaparken ses çıkmasını sağladığı için ses kartı sayılabilir. Ama ses kartı başka bir şey mesela şunlar. Yani o iki tane kablodan ses kartı olmaz. Profesyonel bir şey alıyorsan şöyle bir şey alman lazım. Bu ses kartının çıkışlarıyla da işte elindeki diğer profesyonel cihazlara çıktılar alman lazım. Yani çıkışlar alman lazım işte. Bakın bunların girişleri falan da çıkışları da farklı zaten. Yani buna uygun ekipmanın olması lazım. Böyle sıradan bir hoparlör takamazsın, öyle kulaklık takamazsın deyip geçelim. Kaç dakikamız var? 4 herhalde. 4 Hocam dakikamız var. Pekala. ne? Ses kartı vatan diyelim. Ses kartı şöyle görsellerden bakalım bunlar. Ses kartı, harici ses kartı bunlar bu arada bakın. Kutu. Bakın mesela 5.1 kanalı var bunun. Şurada mesela 6 ses modlu. Yani farklı kanallar açıyor size. Bu mikserleri falan bağlamak için kullandınız. Yani DJ'lerin kullandığı sesler gibi düşün, pardon, ses sistemleri gibi düşünebilirsiniz bunları. Ya da işte mikrofon var. 5 tane mikrofon var. Yaka mikrofonu var elinizde. 4 tane neyse işte. Hepsini bağlamak için böyle farklı kanal desteği olan şeyler kullanmanız gerekebilir. Şuraya dönelim. Ethernet kartı için. Ethernet kartı da artık onboard'dur. Şu BNC konnektör, bunu da bir yerde bulursanız helal olsun derim. Bu da tarihe karıştı. Artık RJ45 konnektör var. RJ45 konnektör bütün bilgisayarlarda var. İnternete bağlanmanızı sağlayan ağ kartı olan Ethernet kartının üzerinde var bu. Ana kartın üzerinde de onboard olarak vardır. Şimdi LAN diye bir kelime var burada. Ergen olarak çok kullandığınız bir kelime. Burada özel bir anlam var. Local Area Network. Şuradan. Bunun farklı, bakın, LAN, Local Area Network demek. Yani yerel çaplı, yerel kapsamlı ağ.
Bir de Nick diye bir şey var. Nick de ağ bağlantı, ağ arayüz kartı demek. Network Interface kart anlamına geliyor. Yani ağ arayüzü kartı. Yani bu Ethernet oluyor. Ethernet ile LAN'a bağlanırsın diye bağlayalım burayı da. Geldik şuraya. Ethernet kartı, ağ kartı, LAN'ı açıkladık, NIC'i açıkladık. Ne işe yaradığını söyledik. Ağ bağlanmanızı sağlar. Bu ağda eğer internet varsa bu internete bağlanmış oluyor. Bununla internete bağlanmış oluyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum olabilir. Bunu taktığınız her yerde internet olmayabilir. Diyelim ki evinizin interneti şu an devre dışı, kapalı bir sorun var. Ve siz şuraya kabloyu taktınız, modeme bağlandınız. Modemle sizin aranızda bir ağ kurulmuş oluyor. İşte o modemin üzerinde, ADSL modemin üzerinde 4 tane en az port vardır. 3 kişi daha bağlanabilir oraya. Kendi aranızda bir network, bir ağ kurmuş oluyorsunuz. Kablolu ağ olmuş oluyor. Bunun dışında zaten kablosuz ağlarda daha popüler oldu günümüzde. Oraya bir de internet bağlantısı verirseniz ağ internet vermiş oluyorsunuz. Ağınızı internete bağlamış oluyorsunuz. Yani 4 kişilik bir bağlantı olursa internete, internetteki bilgisayar sayısı artı 4 tane bilgisayar olmuş olur o an internette. İnternete bağlanmış olursunuz yani kısaca. MAC adresi diye bir şey vardır. MAC adresi Ethernet kartının seri numarasıdır. Nasıl ki insanların, Türkiye'deki insanların bir TC kimlik numarası var, herkesin benzersiz bir numarası varsa, her adresin işte Mernes adresinde, sisteminde benzersiz bir adresi varsa, her Ethernet'inde benzersiz bir MAC adresi vardır. Ve haberleşmede MAC adresi kullanılır. Yani iki Ethernet birbiri arasında haberleşirken MAC adresi üzerinden haberleşebilir. Geldik. Ethernet. Hocam ders bitti mi? Bitti galiba. Bitiriyorum şimdi. Şunu bitireyim. Yok, bunu bitirmeyin. Bu bitmiyormuş. Onu bir sonraki derste yaparız. Başka zaman yaparız. Bugünün konusu o zaman Ethernet kartına giriş ve ses kartı olmuş olsun. Ses kartı ile ilgili bir sorunuz var mı? Sorusu olan yok galiba. Yok hocam. Pekala. Ses kartı ile ilgili ne soru gelebilir? Soru şu gelebilir bakın. Şu olabilir soru. Hangi porta ne bağlanır? Bunu birçoğunuz biliyor zaten. Evet. Değil mi? Hoparlör dijital sinyalleme çalışır. Negatif sinyalleme. Pardon, düzeltiyorum. Hoparlör dijital mi, analog mudur? Analog sinyalle çalışır. Anladım. Ses kartı ne işe yarar? Sesi dönüştürür. Dijitali analoğa çevirir. Dönüştürür, değil mi? İşlemciden evet. Gelen evet. Dijital bilgileri analog bilgileri dönüştürerek hoparlörün anlayacağı şekli çevirir. Peki. Biraz sonra görüşürüz çocuklar. 10 dakika sonra buradayız. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.